Futboldan önce konuşmam gereken bazı şeyler var. Maalesef çok üzücü bir haber aldık. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, akrabalarına, ailesine sabır diliyorum. İnşallah ülke olarak böyle bir acıyı bir daha yaşamayız. Bu son olur. Maça dönecek olursak da takım olarak çok iyi bir performans gösterdik. Sahada gerçekten çok iyi bir mücadele vardı. Zaten böyle mücadele ettiğimizde herkes birbirine yardımcı olduğunda her türlü maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Geçen hafta da bu oyunu göstermiştik, kazanmıştık farklı bir şekilde. Kendi adıma da konuşacak olursam 9 ay sonra arda arda 4 gün içinde 2 maça çıkmak tabii ki kolay değildi ama yani 9 aydır zaten bugünlerin hayalini kuruyordum. Belki 9 ay boyunca her gece ben bu maçları kafamda zaten oynuyordum. Fiziksel olarak da iyi dönebilmek benim için çok önemliydi. Bunun için de çok çalıştım. Elimden geleni de yapmaya çalışıyorum. Tabii ki %100 değilim ama zamanla çok daha iyi olacağıma inanıyorum. Beşiktaş'a yakışır bir şekilde sahada performans göstereceğime inanıyorum. Yani hocamız dün toplantıda zaten aynı şeyleri söyledi. Saha içinde daha tutkulu, daha coşkulu bir takım izlemeyi istiyor hoca. Biz de bunu yansıtmak için elimizden geleni yaptık ve zaten ikinci yarıda golleri de bulduk. Ama daha önemli bir şey var, son iki maçtır. Kalemizde gol görmüyoruz. Yani hocaya dün yaptığımız toplantıda bunun analizini yaptık. Bize yakışmayacak şekilde fazla bir gol yemişiz bu zamana kadar. Yani Beşiktaş takımı bu kadar fazla gol yemez, yememeli. Biz de bundan sonra bunu çözmek için savunma oyuncu olarak, sadece savunma oyuncuları değil takım olarak elimizden geleni yapacağız. Yemeyeceğiz ama fazlasıyla atacağız. İnşallah bundan sonraki haftalarda da bunu başarabiliriz. Metin Bey. Geleli çok kısa bir süre oldu ama hoca gerçekten fikirleriyle bize çok şey aşıladı. Yani dün uzun bir toplantı yaptık takım olarak. Bugün de etkilerini gördüğümüzü düşünüyorum. Tabii ki taktiksel olarak çok şey çalışamadık fakat hocanın görmek istediği tutku, coşku, saha içindeki organizasyon, kompakt oyun bizi başarıya götürecektir. Özellikle uzun vadede çok iyi şeyler başarabileceğimize inanıyorum. Yani milli takıma gelecek olursak da tabii ki Avrupa Şampiyonası'na katılmak, orada forma giymek çok büyük bir hayalim. Yani bundan sonraki çalışmalarımda A milli formaya giyebilmek için sürdüreceğim. Zaten çok özel konular yok. Hepimiz de konuştu ayrı ayrı antrenmanlarda, yardımcı hocalarda, hocalarımızda. Yani fizik olarak benim durumumu sordular. Ben de iyi olduğumu söyledim. Yani elimden gelen katkıyı vermek için hazır olduğumu söyledim. Hoca da bana şans verdi. Umarım Beşiktaş'a yakışır bir oyun sergilemişimdir. Yani önemli olan gol yememekti. Bir savunmacı olarak bu benim için büyük bir gurur. Tek önemli olan bu yani benim için şu anda. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hoş geldiniz.